Hak dostum hak. Edeyim meclise kısa beyan, kısada hisse alan arif olan. Günler birbirini kovalarken Çin'den yayılan koronavirüs illeti bizim de yakımıza bulaşmıştı. Bu konu bizim müteakayit mevzuların gündemi olmuştu. Özellikle yaşanan gıdada tahşiş meselesi yüzünden Kırataydaki ocak kısmı iptal edilmiş ve yine Çalsim'de dönülmüştü. Ancak ceza bir hayli yüklüydü. Temel Efendi bu cezayı her ne kadar kasabın üzerine yıkmaya çalışsa da başarılı olamamıştı. Zira kasabada işlem yapılmış, hem dükkanı mühürlenmiş hem de ceza kesilmişti. Temel Efendi bu cezanın mebuslar arasında para toplanarak ödenmesi için baskı yapıyordu. Ama şimdilik kimse buna razı gelmiyordu. Virüsün yayılma sebebinin Çinlilerin vahşi hayvanları dahi yemelerinden kaynaklanması bu işin tuzu biberi olmuştu. Öyle ya, onlar kedi köpek yara sayılan eti yedikleri için bu virüs çıkmıştı. Kim bilir, Temel Efendi'nin yedirdiği at eşek dahası araya mutlaka domuz da karışmıştır. Onlarda ne hastalıklar çıkacaktı? Kırathanede kimin başı ağrısa Temel'in köftesinden biliyordu. Bu virüs meselesi gündemdeydi demiştik ya. Ara sıra yaşanan tartışmalar o kadar alevleniyordu ki tıpkı mecliste olduğu gibi müteakit olduklarını unutan mebuslar birbirlerine sandalyelerle hücuma bile kalkıyorlardı. Yüzbin muhalifler bize virüsün İran ve Arabistan'dan geldiğini söyleyip hac ve umrenin yasaklanması gerektiğini dile getirince öbür tarafta istatistikler hiç öyle söylemiyor. Virüs bize Avrupa'dan bulaştı diye itiraz ediyorlardı. Ve sizin bu virüsten daha tehlikeli olan müzmin din düşmanlığı hastalığınız yeni de hortladı diyorlardı. Tabii işler bazen söylemden eyleme geçince polis müdahalesi bile gerekmişti. Artık işler ciddileşince toplu oturulan yerler kapatılmıştı. Bizim kırıthane de kapatılma tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Gören bazı mebuslar hemen el çabukluğu ile burayı Emekli Mebuslar Derneği'ne çevirmiş, mevcut meclis yönetimini hemen dernek yöneticileri olarak dernek masasına bildirmişlerdi. Tabii bu durum bizi ne kadar kurtaracaktı şimdilik bilinmiyordu. Ama en azından kıraathaneden derneğe yükselmiştik. Kapıdaki Emekli Mebuslar Kıraathanesi tabelası sökülerek yerine Emekli Mebuslar Derneği Genel Merkezi adlı tabela asılmıştı. Ama tabelada lokal kelimesi dahi kullanılmamıştı. Alınan tedbirler piyasadaki hijyen maddelerine yapılan faiz zamlar ve maske sıkıntısı hep gündem oluyordu. Sürekli yapılan basın açıklamasında bu işe resim bir hüviyet kazandırılıyordu. Tabii kıraathaneden derneğe geçişte Temel çok direnmişti. Ama baktı ki burası tamamen kapatılacak, o da bu işe razı gelmişti. Lakin derneğe gelenlerin sayısı da giderek azalıyordu. Birçoğu hastalık bulaşır endişesiyle derneğe gelmekten imtina ediyordu. Derken zorunlu haller dışında 65 yaş üstüne kısıtlamalar getirilince derneğe gelenlerin sayısında artış olmuştu. Zira dışarılarda parklarda oturmak sıkıntılıydı. Nasıl olsa dernek kapalı alan diye buraya doğru bir akın başlamıştı. Temel Efendi bu durumu lehine çevirmek için çareler arıyordu. Zaten artık eskisi gibi satış yapamıyordu. Gerçi dernekleşince binanın kirasından kurtulmuştu. Ama sonuçta kazan eskisi kadar kaynamıyordu.
65 yaş üstü yasağı sıkılaşınca derneğe gelenlerin ayağı da bir anda kesilmişti. Tabii bu durumda temelin planları da suya düşmüş oluyordu. Sonunda temel burayı kapatmak zorunda kalmıştı. Zira derneğin tüm üyeleri 65 yaşın üzerindeydi ve kronik hastalık taşıyorlardı. Aradan bir hafta 10 gün gibi bir zaman geçince bunca yıldır evde hanımıyla birlikte durmamış olan Temel hemen kendi derneğe atmıştı. Nereye otursa oradan kalk, kapı bozuk, makinenin sesi, buzdolabının temizliği derken Temel eve sığamaz olmuştu. Temel'i sabah erkenden oğlu İdris arabayla alıp derneğe bırakıyor, akşam geç vakitte yine arabayla alıp evine bırakıyordu. O gün Temel dernekte otururken telefonu çalmaya başlamıştı. Arayan eski Rize mebuslarından Celal Şimşek Paşa idi. Celal Paşa aslında buraya pek gelmeyen bir adamdı. Bu gibi sert, lüzumsuz konuşmaktan hiç hoşlanmayan titiz bir adamdı. Adam tam bir askeri disiplin içinde yaşayan bir kişiydi. Temel onu kendisini aramasına bir anlam verememişti. Ama sonuçta hemşerisiydi. Emradun Paşam diye sert bir giriş yaptı. Paşa, Temel hemşerim nasılsın, iyi misin? Temel, sağlığınıza duacıyız paşam. Paşa, eksik olmayasın Temel, ha bizim orası açık mıdır? Temel, malum durumdan dolayı kimse gelemiyor. Arada ben gelirim saklı gizli. Paşa, tamam yahu sen açtığında bana da haber ver de ben de geleyim. Temel, paşam ben şimdi dernekteyim. Gelebilirseniz gelin. Paşa, ya öyle mi? Hemen geliyorum. Gerçekten de aradan yarım saat geçmemişti ki Celal Paşa kapıyı çaldı. Temel onu hemen içeri aldı ve taze demlediği çaydan ona da ikram etti. Temel hoş beşten sonra, hayırdır paşam? Sizi yer mi attı, sel mi attı? Siz normal zamanlarda buralara pek gelmezdiniz. Ne oldu? Celal Paşa sert bir şekilde, sürekli emir, sürekli emir. Oradan kalk, çay içme, suyu ılık iç, çorbayı karıştır, salata yap. Bu ne yahu? Temel paşanın bu sert bir üslupla anlattığı mesele karşısında gülerek, ula paşam sen de mi? Ha o benim karı yok mi Pakize? Ha o da beni iç içinde canımdan bezdirdi. Paşam elimden bir kaza çıkmasın diye kaçtım buraya. Neymiş efendim? Ha, evde kal, hayat eve sığar. Ula sığmay kardeşim. Karı eve padar getirdi. Bir ev bir karı bir eve sığmay. Bu arada Temel'in telefonu bir daha çaldı. Bu sefer arayan Reis Zeydan idi. Buyur reisim. Yok açık değildir. Lakin ben buradayım. Ne edeceksin onu? He ula sen de mi? E gel bari. Aradan bir yarım saat daha geçmişti ki içeriye Reis Zeydan girdi. Celal Paşa görünce şaşırdı. Hayırdır paşam siz de mi? Yahu mirim kafa yiyeceğim. Kadın çenesi hiç tutmuyor. Neymiş yıllardır evlenmiyormuşum. Hiçbir özel anımız yokmuş. Neden hep okuyormuşum? Bir de kadın 50 sene önce evlendiğimizde neden ona istediği gelini almamışım da annemin istediği gelini almışım diye bana oturup ağlamaz mı? Yahu ben 50 sene önce değil 50 dakika önce ne yaptığımı unutuyorum. Bu böyle olmayacak dedim, buraya kaçtım. O esnada Temel habire telefonlara cevap vermekle meşguldü. Daha sonra o da onlara katıldı. Reis bey ha bu böyle olmay. Arayan arayana evde tarlanın ha buraya kaçmak derdinde. Buna bir çare bulmalı. Reis Zeydan düşündü. Sen ne dersin Temel?
Hemen o an aklıma bir hinlik geldi. Fırsat bu fırsattı. Ben derim ki ha buraya Ceren parayı bastırmalı. Reis ve Ciğer Paşa şaşırmıştı. İkisi bir ağızdan Temel ne parası deyince Temel ne parası olacak? Ha şu benim ödediğim ceza parası. Benim bunu çıkarmam lazım da. Buraya gelenler aralarına bu parayı ödesin. Ben de size burayı ha buraya açayım. Celal Paşa. Temel doğru söylüyor. Şimdi burası riskli bir alan. Ellerde kadınlar dillik vermiyor. O zaman madem burası huzurlu, bunu da bir bedeli olmalı. Hem parayı sevenler buraya gelemez. Çok kişiyi de kabul etmemek lazım. Ben şahsıma ne düşüyorsa öderim. Yoksa benim karabana soğan patates soyduracak evi iyice acemi er kışlasına çevirdi. Koronavirüsten değil kadına virüsten geberip gideceğim. Reis Seydan da bu fikri onayladı. Bundan sonra buraya kim gelecek varsa günlük 100 TL ödeyecekti. Bunun karşılığında çay bedava olacaktı. Ama çay da sabah 10, öğle 2 olmak üzere 2 kez demlenecek. Adam başı her seferde 2 bardak olmak üzere verilecekti. Öğle yemeklerinde herkes kendisi evinden getirecekti. Sipariş vermek tehlikeli olabilirdi. Daha ertesi günü Temel'in müşteri sayısı 20'yi bulmuştu. Derken 2 gün sonra bu kişi sayısı 40'a çıkmış, 3. gün ise 50 kişi olmuşlardı. Artık kapasite dolmuş sayılırdı. Zira hastalık bulaşma riski de artmıştı. Temel artık gelen telefonlara ne kadar kapalıyız dese de inandırıcı olamıyordu. Sonuçta vardiya usulü çalışmayı kabul etmişti. Sabah gelenler öğleyin gidecekti. Aynı anda dernekte 20 kişiden fazla bulunmayacaktı. Sonuçta bu bile ihtiyacı karşılamayınca bir gelen ancak bir gün sonra girebilir maddesi eklendi. Sonra da haftada 2 gün şartı kondu. Derneğe artık bir kişi haftada 2 gün o da ya sabah ya da öğleden sonra olmak üzere gelebilmekteydi. Ama Temel'in alacağı kişi başı ücreti değişmiyordu. Her gelen yarım günlüğüne de olsa 100 TL ödüyordu. Sadece günlük 3 bardak çay bedavaydı. Böylece Temel cezayı çıkarttığı gibi bir yolunu da bulmuştu. Daha normal günlerde kazanamadığı parayı kazanıyordu. Ancak derneği polis basana kadar. Bir bar üzerine polis derneği basmış. İçeridekilerin her birine kabahatler kanunu ve umumi hıfzıza kanununa aykırı hareket etmek ve sosyal mesafe kuralına riayet etmemek suçundan 3.150'şer lira ceza kesilmişti. Derneği açıp çay ocağı işlettiği tespit edilen Temel gözaltına alınmış. Kendisine 3.150'şer lira idari para cezası kesilmişti. Ayrıca çay kazanına, tabaklara, fincanlara ve 20 kilo Rize çayı ile 10 kutu kesme şekere el konulmuştu. Operasyonun ardından derneğin mühürlenmesiyle Temel'in tatlı rüyaları burada son bulmuştu. Bakalım bu virüs meselesi ne zaman sonlanır, dernek ne zaman açılır, şimdilik bilemiyoruz. Sürçülisan eylediysek affola.